Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli dostlar, öncelikle cumamız mübarek olsun. Güzel cuma gününde, çok güzel bir mekanın önünde bizleri buluşturan Allah'a hamdolsun. Böyle bir şey bilmiyorum, daha önce rastlandı mı bilmiyorum ama biz Sümbül Efendi Camisi, Cambaziye Camisi, Odabaşı Camisi bir araya geldik. Özellikle liseli ve üniversiteli genç kardeşlerimiz için ne yapabiliriz diye bir kafa yorduk. Burası onların ikinci bir yuvası olacak. Burada nice dertler, nice kederler, nice sevinçler, nice güzellikler paylaşılacak. Gençlerle ilgili şu anda bir mikrofon uzatsak hepimizin şikayet edeceği bir sürü cümle var. Hiçbir şikayet, düzelmesini istediğimiz hiçbir şey düzeltmiyor. Adım atmamız gerekiyor, bir şeyler yapmamız gerekiyor. Biz de bugün kendisinden Allah ebeden razı olsun İbrahim Hocam, ben çocukluğum bu mahallede geçti. İbrahim Hocam'ın bu semte, bu ilçeye, bu güzel camiye kattıklarına çok eskiden beri şahidim. Yine Murat Hocam sağ olsun buraya gelmekle buraları çok ayrı bir güzelliğe giriftar kıldı. Ve daha nice hocalarımız var, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve bugün de inşallah bu güzel mekanı açacağız. Mekanla ilgili de ben kısa kısa bilgiler vereceğim. Hocalarım da birkaç kelam edecekler ama sözü uzatmayalım evvela. Rabbimizin kitabıyla, Rabbimizin o güzel sözleriyle gelin bu güzel mekanı açalım. Ve onun sözlerinin, onun kutlu sözlerinin buradan cihana yayıldığına da şimdiden şahitlik etmiş olalım. Sümbül Efendi Camii'mizin müezzinlerinden kıymetli hocam Hamza Hocam'ı Kur'an-ı Kerim tilaveti üzere şöyle mütevazi koltuğumuza davet ediyorum. Buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbim بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ
Evet, Hamza hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi kıymetli dostlar, burada neler yapacağız? Bir iki cümleyle ifade edeyim. Sonra da sözü İbrahim hocama vermek istiyorum. Burası özellikle liseli, üniversiteli genç kardeşlerimize hitap ediyor. Öncelikle onu altını çizerek ifade edeyim. Yani sizden de şöyle bir istirhamımız olacak. Etrafınızda mutlaka özellikle lisenin son sınıflarında üniversite öğrencileri, yüksek lisans yapan, doktora yapan öğrenci kardeşlerimizin burada hoşça vakit geçireceği bir mekan olacak öncelikle burası. İkinci bir husus, burada kitap müzakereleri yapacağız. Mutlaka her ay veya her hafta farklı farklı kitaplar okunacak, müzakereler yapılacak. Ve inanıyorum ki buradan ülkemizde yarın hepimizin tanıyacağı yazarlar, fikir adamları, şairler vesaire, bunların her birinin buradan neşvünema bulup çıkmasını hedefliyoruz. Aslında önemli bir iş bu. Gençlere, gençlerin yüreğine dokunmak için çok farklı bir kapı açıyoruz burada. Ve biz bunu yaparken de, yani sağda solda görüyorsunuz, kitap kafeleri aldı başını gidiyor. Hep gençler oralarda vesaire. Biz burada bunu Müslümanca yapmaya çalışıyoruz. Mesela şöyle yapacağız biz. Burada dedikodu yapılmayacak. Burada gıybet yapılmayacak. Burada işte bizi ilgilendirmeyen hiçbir şey konuşulmayacak. Burada fikirler konuşacak. Burada insana faydalı olan, hayata anlam katan şeyler konuşulacak. Ve çok da güzel, hiç başka yerde olmayan bir şey daha olacak. Burası belli bir saatlerde hanımların, belli bir saatten sonra da erkeklerin olacak. Yani başka mekanlar gibi kızlarla erkekleri bir yere doldurup biz de bir şeyler yapıyoruz havasına girilmeyecek burada. Tamamen mahremiyet sınırlarda korunarak Müslümanca kültür, şiir, edebiyat, medeniyet tasavvuru nasıl inşa edilir? Onun da örneklerini burada beraberce sunmaya çalışacağız. Yani buraya gelenlerle beraber biz hem onların gönül dünyasına, fikir dünyasına hitap edeceğiz. Hem de onlarla bambaşka imani, uhuvvet kokan rabıtalar kuracağız inşallah. Mekanımız her gün Allah nasip ederse açık olacak. Ve biz hocalar olarak her zaman burada gençlerin yanında bir hocaları gibi değil de bir abileri gibi, bir kardeşleri gibi, büyükleri gibi, nasıl görürlerse bir rehberleri gibi her zaman yanlarında olacağız. Onun için sizden istirhamımız şu, mutlaka etrafınızda komşunuzdur, torununuzdur, çocuğunuzdur, tanıdığınızdır, kim varsa liseli, üniversiteli, talebe kardeşlerimizle, öğrenci kardeşlerimizle bizleri buluşturmanızı sizlerden istirham ediyoruz. Sözü ben İbrahim hocama vermek istiyorum. Kıymetli hocam, buyurun. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Kıymetli cemaatimiz, kıymetli dostlar, Rabbimize hamdolsun, hocamızın da ifade ettiği gibi insana dert yol gösterilmiş. Nasip oldu, 2006 yılında Sümbül Efendi Camii'ne gelmek nasip olmuştu. 2006 yılının sonları, 2007'nin başlarında yine bu mekanı Zeki Hocam böylesine bir açılış yapmıştı. Şimdi hocam anlatırken gözlerimden aradan kaç yıl geçmiş? 15-16 yıl geçmiş hocam. 2007 yılında burayı hatırlıyor musun abi? İshak abi. Burada
internet kafeler her tarafta açılırken, her mahallede, her sokakta internet kafeler açılıyordu. Biz de dedik ki caminin minaresi gölgesi altında ne yapalım? Gençlerin cazibesi olacak, takıldıklarında haz alıp huzur buldukları bir mekan oluşturalım. Hocalarımız da o zaman ifade ettiği gibi istişare ettik. İnternet kafelere alternatif bir mekan oluşturmuştuk. Geçen hafta değil, bir önceki hafta kürsüden bize sohbet eden hocamız, Ahmet hocamız, o zaman bu kütüphanenin bir üyesiydi. Ve öyle bir noktaya gelmişti ki, şimdi çift üniversiteyi bitirdi. Erzurum Haseki'de okuyor, nasip olursa bir yere müftü olarak atanacak. Ve buna benzer yüzlerce gencimiz o zaman açılan bu 40 metrekarelik küçücük yerden mayalandı. Ve en son biz bu mekanda 1000 tane üyemiz vardı. 1000 üye. Caminin gölgesi altında bir gencin annesinin bir telefonla, oğlum neredesin? Sümbül Efendi Camii'nin kitap kahvehanesindeyim dediği zaman gönlü ferah, kalbi mutmain, hocalarının dizinin dibinde güvenilir bir mekanda oğlu. Okuldan geldi, takıldığı yeri var. Değil mi? Bunları bizim alternatif olarak, oğlum evden çıkma, internete girme, şunu yapma, şu arkadaşlara takılma. Baba kime takılayım? Nereye gideyim? Oğlum buraya takıl. Gideceksen şuraya takıl dediğimiz alternatifler üretmek zorundayız. Yasaklarla, kısıtlamalarla bir yere varamıyoruz. Gençlerimiz bir şeyler istiyor. Onun için hocalarımızla istişare neticesinde 17 yıl sonra yeniden ne yapabiliriz? Artık o dönem kapandı. Her evde internet var, bilgisayar var. Biz o zaman açtığımız zaman evlerde bilgisayar yoktu. Onun için çocuklar internet kafelere gidiyorlardı. Ama şimdi insanlar, her imkanları çocuklarımızın var. Akıllı telefonlar var. Artık çocuklarımız şunu istiyor. Dizinin dibinde oturduğu zaman huzur bulduğu, dertleştiği, kendisini adam yerine konulduğu abiler, mekanlar, makamlar istiyorlar. Onun için mola kitap kahve dedik. Niçin mola dedik? Az önce cuma namazı kıldık. Ticareti bize helal kılan bir dinin mensuplarıyız. Ama aynı din ne dedi? Hayır. Ticaret yapamazsın, bir mola vermelisin. Cuma namazı için bir mola verdik. Hep birlikte ticareti bıraktık. Trafik durdu, hayat durdu. Cuma namazı için camiye geldik. Ramazan'da yeme içmek için bir mola veriyoruz. Ve harcamaya bir mola veriyoruz. Zekatımızı infak ediyoruz. Dinimizin, kitabımızın bize emrettiği her bir hududa hudut için mola verdiğimiz gibi gencimizle dedik ki o zaman buranın ismi bir mola olsun. Akıp giden hayatın içerisinde fikren dinlendiğin, kalbini sükunete erdirdiğin bir mekan olsun. İnşallah bu dualarla mola kitap kahve kahvemiz hayırlı uğurlu olsun. Rabbim utandırmasın. Nice gencimizin deizmin, ateizmin daha ismini bile, daha geçen hafta yeni bir akım türemiş. Profesör Orhan Çeker hocam bana göndermiş. İlk defa duydum. Yeni bir akım. İsmini daha ezberleyemedik. Her gün bir akım, fikir sapıklıkların çıktığı bir ortamda yaşıyoruz. Çocuklarımızın beslendiği mekanlara, ortamlara her zamankinden daha fazla ihtiyaçları var. Onun için bir ihtiyacı giderelim diyerek o niyetle açılmış bir mekan. Sizin duanız önemli bizim için. Siz bizim büyüklerimizsiniz, eli öpülesi, abilerimizsiniz, cemaatimizsiniz. Gençlerimizi buraya yönlendireceğiz ve o gençlerimize dokunacağız. Duygusal olarak onları yönlendireceğiz. Rabbim inşallah çıktığımız bu yolda bizi muvaffak eylesin.
fedakarlık yapacak, her anını burada geçirmek için, bir gence liman olmak için vaktini buraya ayıracak hocalarımız var, birbirinden kıymetli. Onların her birine şimdiden teşekkür ediyorum. Rabbim ebeden razı olsun inşallah. Eyvallah hocam. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli dostlar, şimdi Halil İbrahim Sunar hocamı dua yapmak üzere davet edeceğim ama bir cümleyle bir şey ifade etmek istiyorum. Hani demin söyledim ya, sürekli şikayet ederek hiçbir şey düzeltemeyiz. Ama sizden bir şeye inanmanızı istiyorum. Bir şeylerin düzelmesi için çalışan insanlar inanın hala var. Biraz çıkın bakın göreceksiniz. Bazı insanlar bunun böyle gitmeyeceğine, bazı gönüllere dokunmanın, bazı insanlara dokunmanın, bazı yürekleri inşa etmenin önemine hala inanıyorlar ve inanmakla kalmayıp çalışmaya devam ediyorlar. Kavga etmiyorlar, bağırmıyorlar, tartışmıyorlar, belki sesleri de fazla çıkmıyor. Ama sözlerini hep yüksek perdeden tutuyorlar. Eğer sese değil de söze odaklanırsak onları göreceğiz. Sadece sosyal medyaya, internete, televizyona değil de etrafımıza bakarsak onları göreceğiz. Ve onları gördükten sonra da yapmamız gereken şey şu: onların yardımcısı olmak. Bu dünyadan eğer istikametimizi bozmadan güzel bir mümin olarak gidersek, inanın en büyük kerameti de göstermiş olacağız. Şurayı açmamızın, inanın, kelimelerle tarifini soracak olsanız sadece iki şey söyleyebilirim. Diğerleri inanın hep altta kalır. O iki şey serlevha olur, başlık olur. Bir, buraya giren genç kardeşlerimiz bir şey görecekler, samimiyet. Çünkü samimiyetin olmadığı yerde her şey plastiktir. Bakın, şu çiçeklerin plastiği de var. Çiçek gibi duruyor ama kokmuyor. Uzaktan çiçek gibi duruyor. Biraz yanına yaklaşın, plastik kokusunu alınca bir daha yaklaşmak istemiyorsunuz. Samimiyet böyle bir şey. Kokusuyla, tadıyla, görüntüsüyle gerçektir samimiyet. Ve bir kere tadını aldığınız zaman bırakamazsınız. İkinci gaye de şu, insanların cebine bakan, insanları insan olarak değil de imkan olarak gören, bu asrın toplumuna insanın sadece gönlüne bakan bir insan olma mesajını vermek. Buraya gelene ne iş yaptığı, babasının ne iş yaptığı, memleketinin ne olduğu, hangi üniversitede okudu veya üniversite okuyup okumadığı, adının ne olduğu hiçbir önemli değil. Buraya gelen genç, bu toprakların genci, bizim gencimiz, gönlünden yakalanmayı bekliyor. Merhum Nuri Pakdil öyle söylüyordu. Bir insanı kalbinden yakalayamadığınız zaman onu asla yakaladım demeyin. Efendimiz Aleyhisselam da bunu yapmadı mı? Önce insanların gönüllerini fethetti, yüreklerini fethetti. Sonra onlar da Efendimiz'e ne dediler? Fedake ya ebi ve ümmi. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah dediler. Eğer Allah Resulü onların gönüllerini almasaydı, onları sevgisine mazhar olmasaydı kim kime bunu söylerdi? Bugün kimse kimseye bir kuruş vermiyor. Ama o gün onlar bırakın canlarını bile vermeye çalıştılar. O kadar sevdiler çünkü. Şu an en büyük eksiğimiz bu. Birbirimizi gerçekten sevmek, bu sevgiyi de Allah'ın rızası doğrultusunda yapabilmek, hiçbir menfaat gözetmeden tertemiz sevgiyle birbirimizi sevmek. Buradan inşallah böyle bir yolculuğa çıkıyoruz. Hamza hocam Fatiha'mızı verdi, Fatiha'mızı okudu. Hocam da neden mola dediğimizi anlattı. Biz de az buçuk işin hikmetini anlatmaya çalıştık. Bundan sonra inşallah kervan yolda düzülecek. Beraberce burada gençlerimizle çok çok güzel işlere imza atacağız. Nice genç kardeşlerimizin gönüllerini beraberce kazanmaya çalışacağız. Nice yaraları sarmaya çalışacağız. Nice gözyaşları var, onları silmeye çalışacağız. Nice dertlere derman olmaya çalışacağız. Ben şimdi şuraya bakmanızı istiyorum. Kıymetli dostlar bakın. Sadece dizlerinin dermanı kesilmez insanın. Yani dizlerinizde derman vardır ama gönlünüz yorgundur. Bu çağın insanının gönlü yorgun. Gün olur, insanın kalbinin de dermanı kesilir. Öyle gençlerle biz muhatabız ki, geleceğe dair ümidi yok, hayali yok. Dizlerinin dermanı gitmiş, kalbinde derman çökmüş. Onlara bizim el uzatmamız gerekiyor. Ve burada kalbimizin kesilen dermanını beraberce saracağız. İnanın, gençlerle ilgilenmek bize de iyi geliyor. Bambaşka, bu böyledir zaten. Mesela birini sevindirin, en çok faydası sizedir.
Birine iyilik yapın, en büyük iyiliği kendinize yapmış olursunuz. İyilik yapmak iyidir, insanı da iyileştirir. Ve buraya bakın, kitabın, muhabbetin, dostluğun, kardeşliğin kokusu olacak burada. Dedikodu olmayacak, gıybet olmayacak, siyaset olmayacak, şu bu olmayacak. Kardeşlik olacak, muhabbet olacak, dostluk olacak ve en önemlisi de kitap olacak. Allah bizi bu güzelliklerin gölgesinden ayırmasın. Şu güzel ağacı da inşallah buradaki güzelliklerin gölgesine şahit eylesin diyor. Kıymetli Hacı İbrahim hocamızı dua yapmak üzere davet ediyorum hocam. Buyurun. Beraberce amin diyelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahmeh. İnneke entel vehhab. Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyatina kurrate a'yun. Ve cealna lil muttaqina imama. Ya Erhamer Rahimin, Ya Rabbel Alemin, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu doğumunun mevsiminde olduğumuz şu mübarek cuma gününde hayırların fethine vesile olacak şu mekanı cümle ümmeti Muhammed'in gençleri için hayırlara vesile eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, Kur'an-ı Mübin'in ilk ayetleri İkra bismi rabbikellezî halak, yaratan Rabbinin adıyla oku ayeti kerimenin mucebince burada kitap okuyan gençlerimizin gönüllerini senin kıblene, senin Kur'an'ına, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ulaştıracak köprüler ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya Rahman Rahimin, İslam medeniyetinin ilk medresesinin tesis edildiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Nebevisi'nin avlusunda kurulan Suffe gibi, Suffe medresesinde yetişen ashab gibi 21. yüzyılın gençlerinden de bu çağa, bu hastalıklı modern dünyanın hastalıklarına çare olacak nice mürebbiler, muallimler, müderrisler çıkmasını vesile eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, bu uğurda hizmet edecek hoca kardeşlerimize de her daim, her daim enerji, motivasyon, ihlas ile her saniyelerini senin rızayı şerifini kazanmak için canhıraş bir şekilde mücadele edecek gücü, kuvveti nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, okuduğumuz ayeti kerimede buyurulduğu üzere bizlere gözümüzün aydınlığı olacak zürriyetler nasip eyle Ya Rabbi. İlk önce bizleri, nefislerimizi, sonra da gençlerimizi, zürriyetlerimizi, evladı iyalimizi, torunlarımızı ve kıyamete kadar gelecek bütün nesillerimizi nefsimizin, hevamızın, şeytanın şerrinden muhafaza eyle Ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Allahümme inna nes'elüke temamen ni'me ve devamel afiye ve husnel hatime velhamdülillahi rabbil alemin. Hocam Allah kabul etsin, Allah razı olsun. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Evet, şimdi kurdele kesimi hocam. Hocam arkaya geçip o taraftan mı keselim, buradan mı, öyle mi keselim? Oradan oraya geçip. Oraya mı geçelim? Hayırlı İbrahim hocam. Evet hocalarım buyurun. Zeki hocam, Murat hocam, Hamza hocam buyurun. Bismillah.